İç mimarsınız şu anda, tamam mı? Bu böyle iç mimaridir. Bir oda verdiler üçgen. Öyle bir hale getir ki dediler, her alanı kullanalım ve her şey yerleşmiş olsun. Sonuçta da güzel bir şey ortaya çıksın. İçeri girdiniz, giriş kapısı burası. Girdiniz. Lan üçgen, insan dikdörtgen yapar falan. Sonra bakıyorsunuz, diyorsunuz ki burası giriş kapısı olduğuna göre. Dolayısıyla ben buraya, biz normalde buraya işte taş, bulut, ondan sonra işte vazo vesaire koyuyoruz ama bu alana siz 30-30'a koymaya çok şeyiniz müsait değil. Mincik mincik çalışmanız gerekiyor. Onu istemiyoruz. O yüzden biz buraya bulut ya da taş dediğimiz gibi bulutu çizerken böyle yuvarlak çiziyoruz. Taşı da biraz daha böyle çizip işte birkaç yerine böyle şey koyuyoruz. Dolayısıyla atıyorum buraya böyle bir taş koyduk. Bunun yeri sabit. Şimdi buradan simetri olduğu için ayıracağız. Yani bizim sapımız buradan geliyorsa buraya ne koyabiliriz? Neyden daha iyi ayrılabilir? Bu arada şimdi pençin orta noktası burası olduğu için her sap buradan gelip buradan geçip istediği yere gidebilir. Ama Hatay'da sap aşağıdan gelir. Başka bir yerden gelmez çünkü buradan dağılıyor. Buradan da gideceği yer, ben buraya bir tane Hatay koyayım dediniz. Hatay koyduğunuz zaman ne olacak? Bu böyle geliyor, artık böyle dönmesi lazım. Şunları bir oturtmanız gerekiyor. Sonra buraya bağlamanız lazım çünkü orta nokta. Ayrı çalışamazsınız. Yani şuradan teğet bir desen geçemez. Bu deseni buradan geçireceğine buraya birleştir, gene orta noktadan geçsin, bağlansın. Bu böyle döndüğü zaman sonra öbürünü diğer türlü döndüreceğiz. Yani buradan bu şekilde çevirip şurayla bağlayabiliriz. Sonra yukarısı kalıyor. Burada bitiremem ki. Yukarıya çıkmam gerekiyor. Yine buradan böyle geçip burayı böyle bağlayabilirim. Keza burayı da aynı. Buradan da böyle getirebilirim. Sapları gördünüz değil mi? Saplar asla ters istikamete gitmiyor. Yani genelde şu karıştırılıyor. Sapı çeviriyor, sonra buradan aşağı veriyor. Hayır, yüzmedeki gibi. Böyle. Biri sağa, biri sola. Biri bu tarafa dönüyorsa, diğeri de bu tarafa dönüyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Bunu, yani iki tane artı artıya aynı yöne zaten nasıl gitsin garip görünür. Çekim durur zaten. Matematiğe evet. Artı. Yok, aynı yöne değil de biri şöyle dedi hoca, biri şöyle. Zaten yani. Üçgen beni böyle getirdin. Tamam. Buraya koydun. Benim ortaya birleştirdin. Evin de ortaya birleştirdin. Buraya da çevirebilirsin ama gerek yok. Çünkü minnacık bir şey kalacak. Şimdi Hatay'ı koyduk. Şu birleşim yerine ne geliyor sonrasında? Penç. Burada da bir birleşim yeri var. Arka arkaya koyamam. Önce birleşim yerlerini kapatmam lazım. Hatay'ı koydum. Buraya da koydum. Hatay, penç. Hatay'ı. Uçlara da gonca. Şuraya gonca koyabilirim. Ne demiştim? Yaprakla da bitirebilirim. Buraya da yaprak koyabilirim. Yaprağı sonra koyacağım. Şimdi burası penç'ti. Geldik buraya. Hatay'ı. Şuraya küçük bir tam ortayı birleştirecek şekilde bir penç koyup bırakabilirim. Buraya şu ucuna yine yaprak olur mu? Koyuyorum. Hocam pençin ucuna şu dönen kısmına yine yaprak olur mu? Hocam. Ha, sonra. Buraya da yine bir penç de koyabilirim. Ya da tam burada bitecek şekilde bir gonca koyarım. Şöyle. Yapraklar da ayırırım. Yapraklar da öyle işte buradan böyle çıkmıyor. Yaprağın da bir gelişatı var. Haliye buradan ayrıldığı için böyle bir zarafetle dönmesi gerekiyor. Şimdi buradan bakıyoruz. Çıkıp alanı dolduracak bir yaprağa ihtiyacımız var mı? Var. Atıyorum buradan gelip şöyle. Şuraya bir tane yaprak koyabilirim. Bir tane buraya koyabilirim. Şunu sadece kafasını ya bu tarafa ya bu tarafa çevireyim. Düz yaparsam estetik olmuyor. Bu kadar. Sonra ilk daireyi çeviriyoruz bakın. Buraya da yaprak istiyor. Ne yapıyoruz? Sapı kapatabilirim. Buradan geldim. Buraya da koyabilirim yine şöyle. Şuradan gelip bu şekilde. Hatta şurası boş gibi geldi gözüme. Ne yapıyorum? Bir tane buradan alıyorum. Sonra bir tane buraya koyup buraya kapatıyorum. Buna ihtiyaç var mı? Kalmadı, bitti. Oyuncağıyla bitebilir. Burası yani taşın üstünden de haliyle birkaç yaprak çıkabilir değil mi? Birkaç tane de böyle buralara koyabilirim. Aynı su tarafa da geçecek. Sıra geldi ikinci kata. Yine aynı şekilde bir yaprak buraya koydum. Bakın hepsi dalla birleşiyor.
tane belki buraya koyabilirim. Bunu da yine şöyle çevirebilirim. Boş alanlara bakın, eşitlenmesi lazım. Buraya da minik bir tane, buraya değmeden şöyle. Ya da bu kadar miniğe gerek yok ya, tepeye kadar çıkartabilirim deyip bunu buraya çıkartabilirim. Öbürü de keza aynı şekilde çıkabilir. O zaman bu da yukarıya ihtiyacı olmadan şuradan aradan şöyle minik bir tane geçebilir. Olay bu. Bunu tamamen bitirdiniz. Baktık, hatası yok. Gayet de güzel de ayrılmış. Ne yapıyoruz? Sonra bunların hepsini pergelle tek tek kaç santim? Bu 5 santim. Ayrı bir kağıda 5 santimlik hatayı çiziyorsun. Kaç santim? 4. 4 santimlik penç. Yani başka bir yerde çizdiğini buraya sıkıştırmaya kalkışmıyorsunuz. Genelde öyle yapıyorlar. Hmm. O zaman bir bakıyorsun, bu büyük oluyor, bu küçük oluyor, bu büyük oluyor değil. Bu kaç santimse, bunlar kaçar santimse hemen ayrı bir eskiz kağıdında çalışıyorsunuz. Sonra bunların üstüne temiz kağıdı koyup, onları da koyup bitirdiğinizde her şey bitmiş bir halde elinize hazır bir desen geçiyor. İsterseniz burada da ortadan başlatalım hadi. Ortaya koyduk. Ne yaptık? Buna penç dedik. Bu asimetrik olan değil mi? Asimetrik olan. Asimetrik üçgen. Burada mesela nereden çıkıyoruz? Şuradan çıkalım, şöyle dönelim. Buradan çıkıp bakın, çiçeğin altından dönebilir sap. Bu da buradan çıkıp böyle gelebilir. Sonra bunu buraya bağlayabiliriz. Bu böyle dönüyor. Bunu hocam, bunlar kılavuz çizgi değil mi? Hı? Bunlar kılavuz çizgi. Kılavuz çizgiler. Bunu da buraya bağlayabiliriz. Sonra bunları, o yüzden renkli kalemlerle çalışırsanız yani daha çok algılarsın. Hani bunu kahverengiyle çalışabilirsiniz, sap. İşte çiçekleri, diyelim ki pençleri turkuazla çalışıp hatayları maviyle çalışabilirsiniz. Yaprakları yeşille çalışabilirsiniz. O zaman daha çok kafanıza girer. En temizine de kurşun kalemle. Şimdi buna penç dediğimiz için buradan ne yaptık? Önce birinci çizgiyi alalım. Buradan başladık değil mi? Birleşme noktasına bir hatay koyduk. Şuradaki birleşme noktasına penç koyduk. Bu buradan dönüyor, çok dipte kaldı. Buraya koymuyoruz. Şuraya koyuyoruz. Bu daireler de göz kararı değil mi yani? Zevkimize göre. Ama hocam büyükten küçüğe değil mi? Yani yine hatayı en alttaki büyük, penç biraz daha küçük. Bir de çok dip dipe olmadan şunları da kontrol etmeniz lazım. Buraya da çok değmesin, buraya da çok değmesin. Çok dip dibe olmasın. Tamam. Yani daha ben şu an mesela bu dip dibe, fakat ben daha yapraklarımı koymadım. Yaprakları koyduktan sonra oran dengesine bakacağım. Aynen. Burası bitti şimdi. Dönüyoruz bu tarafa. Ne yapmıştık burada en son? Penç, hatayı buraya koyduktuk. Buraya da hatayı koyacağız. Bu çok dibe gelecek, o zaman şuraya koyacağız. Bunu buradan geçirmeyeceğiz. Önce de buraya koyacağız. Hmm. Belki de buraya koyacağız bir tane. Böyle. Şimdi ne yaptık? Buradan çıkarken çıkışın şunu da koyabilirsiniz. Farklı bir renkle yönünüzü kaybetmemek için yanına küçücük gidiş istikametlerini böyle de ok işaretlerine koyup ona göre yönlendirmenizi alabilirsiniz. Şimdi ben buraya bir yaprağı koydum. Buraya da koydum. Bir tane küçük şuraya lazım. Bu dönüyor haliyle buraya lazım. Sonra altından geçiyor. Buraya gerek yok. Buraya gerek var ve buraya gerek var. Şuraya gerek yok zaten tepede. Ondan sonra buraya yine arkasından getirerek şöyle bir tane koyabilirim. Çok böyle dönen yapraklar var, çok kafanız karışmasın diye onları şu an girmiyorum. Şuraya gerek yok, çok küçük bir alan. Böyle yerlerde de şöyle bir şey var. Diyelim ki sap böyle geliyor. Sen buradan çıkartırken buraya şöyle küçük bir filiz gibi bir şey koydun. Bunun burasına şöyle minnacık bir şey koydun. Orayı hareketlendirdim. Onu buraya koyabilirsiniz. Şu şekilde işte vesaire. Ondan sonra bunun sapını da yine buradan çevirebilirsiniz ya da ya gerekli yok deyip böyle çıkartabilirsiniz. Bu mesela burada mesafe kalıyor ya. Buradan da çıkartabilirsiniz ya da yaprakların hani doğada görüyorsunuz kırılmış ve dönmüştür. Biz onu buradan yapıyoruz mesela. Bunu aldık. Buradan devam ediyoruz. Bu da sanki böyle geliyormuş gibi kırdık biz onu orada. Ondan sonra şuraya minicik bir şey gerek var. Minicik de şuraya. Gonca nerede? Bu da bitti. Gonca şuradaydı. Ha, o da önce. Yukarıda kullanmadım. Yani göbekte yuvarlak kaldı. Evet. Onun herhalde. Bu da penç. Yok. Pençten başladık. İki goncanın ortasındaki daire. O şey. Hatay.
şuradan sıralamayla geldik ya, tamam. Hatay geldi. Hatay pençe. Böyle. Bu da yine aynı şekilde bittikten sonra, şimdi şöyle çalışabilirsiniz. Kendinize, diyelim ki bu ikisini çalışacaksanız, kendinize şey ayarladınız. Ya ben bunu 5 santim çalışayım, 4 çalışayım, 3 çalışayım, 2 çalışayım. Aynısını burada da çalışayım. En azından bir tane pen çizip, bir tane hatayı çizip, hani böyle yerleştirebilirim diyebilirsiniz. Bu size kolaylık olsun. Ama başlangıçta, ilerleyen süreç içerisinde büyük çalışmalar yapmaya başladınız. Burada tahtada ders anlatırken ben sizin hocanızım. Ama siz bu ödevleri bana getirdiğiniz zaman ben işverenim. Beni ikna edip işinizi bana satmanız gerekiyor. O yüzden ne kadar çok farklılıklarla gelirseniz o kadar çok şeyde zengin bir koleksiyonunuz olur ve karşı taraftaki insanı daha kolay ikna edebilirsiniz. Ama 100 tane koleksiyon çizdiniz, 100 de aynı. Ya benim için bir tanedir, ne yapayım ben onu? Ama 5 koleksiyon çizdiniz, 5'inde de çok farklı şeyler var. İşte tasarımlar var, çizimler, çinisiz vesaire falan. O zaman o 5 koleksiyon benim için o 100 taneden çok önemlidir. Çünkü hepsi birbirinden özgündür.